Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. 1925 yılına gidiyoruz bugün. Beyazlar Capablanca, siyahlar Zubarev. Gerçekten çok keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. D4 hamlesiyle başlamış Capablanca, siyahlardan da 5 karşılığı gelmiş. C4, E6 Vezir Gambit açılışı tercih ediliyor sevgili arkadaşlar. At f 3e devam etmiş Capablanca. Tabii ki At C3'e de devam edilebilirdi. Ve burada D alır C4 tercihi yapılmış. D4 alınacaksa genellikle bu noktada alınmıyor ama devamında inceleyelim. Kabablanca burada e şunu tercih etmiş. Burada normal D4 direkt olarak bu şekilde burada alınabiliyor. Hani burada alındığı zaman beyazlar e devam edebiliyor. B5'lere A4 sürüşleri var. C6 ile bu piyonu tutamıyoruz. Çünkü A alır B5, C alır b 5'ten sonra f 3 gibi şık bir tuzak var ve A8'e kale düşüyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple burada E3'e siyahlar genellikle C4 piyonu bırakır. At F6 oynar. Fiyalar C4'lere de E6 sürüp sonrasında C5 e sürerek merkezde söz sahibi olmaya çalışır. Sevgili arkadaşlar piyonu ya yani mutlaka geri verir. Tabii ki tutmaya çalıştığı bazı konular da var. Ama o C6'lı oyunlarda da oluyor genellikle. Mesela burada C6 oynasın. At C3'e D alır C4. Şimdi mesela A3 oynarsak bu sefer B5 sürüşü var. Artık C6 hamlesi cebimizde bedavadan kalmış oldu. Daha rahat bir şekilde savunabiliyoruz. Oyuna devam edecek olursak D alır C4 E4 sürüşü Kaba Blanka'dan C5 sürüşü Siyahlar'dan ve burada çok önemli bir hamle geliyor Kaba Blanka D5 sürüyor. D5 ile birlikte merkezdeki kontrol komple beyazları geçmiş oluyor. Bu arada sevgili arkadaşlar yarın ee, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 5000 lira ödüllü bir turnuva yapıyoruz sevgili arkadaşlar. 6.30'da 18.30'da yarın Aşağıya açıklama kısmına linki bırakacağım. E, direkt olarak Lichess'den kayıt yaptırabiliyorsunuz. Şimdiden kayıt yaptırın diyorum sevgili arkadaşlar. Son dakikayı bırakmayın. Toplam 5000 TL ödül dağıtılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sevgili arkadaşlar. D5, E çarpı D5, E çarpı D5 açıklama kısmına dediğim gibi turma kayıt linkini bırakacağım ve yayında olacağız bu arada. Canlı yayında yarın. Atif 6 siyahlar, beyazlar Fii çarpı C4 Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık beyazlar piyon olarak geri değil izole bir piyonu var ancak D5'teki piyon siyahın sürekli C6'ya çıkmasını engelliyor ve çok rahat bir oyun imkanı veriyor burada beyazlara. Fil D6 siyahlardan kısa rok, kısa rok ve fil G5 hamlesi gelmiş. Şimdi fil G5'leri fil 7 tarz hamleler yapıldığı zaman arkadaşlar at 3 ve beyazlar hep D6 sürmeye çalışacaktır. Yani bu izole piyonu sürekli bir şekilde sürmeye çalışacaktır. H6 tercihleri çok tercih edilmiyor. Çünkü e H4'ten sonra zaten hani burada G5 sürecek halimiz yok. Çok zayıflatıyoruz. Dolayısıyla burada H6 da tercih edilmemiş. tercih edilmiş. Kabablanca H3 ile gelişmeye devam ediyor ve at B'deydi. Arkadaşlar burada size soracağım. Videoyu bir durdurun isterseniz. Beyazlarla bu konuda nasıl devam edersiniz bir düşünün bakalım. Kabablanca burada tabii ki de oyuna bir taş daha gelişiyor ve C3'deki taşını E4'e gelerek Burada f6 karesinden baskı oluşturuyor. Hem d6 hem f6'ya saldırıyor. Fil de oynarsanız arkadaşlar d6 sürüşü var. Buradaki fil düşüyor. Atılır e4 alırsanız d çarpı e7 var. Ve çok şık bir çatallan sonrasında burada beyaza kale kazanıyor. Birazdan çok güzel bir fikir göstereceğim size sevgili arkadaşlar hazır olun. E, tabii ki bunlar oynanmadı. Burada at e4'de fil e, vezir c7 e, tercih edildi. Fil çarpı f6, at çarpı f6, at çarpı f6 ve g çarpı f6 sonrasında... Beyazlar siyahların şarkındaki piyonlarını bozmayı başardı. Ve bu piyon bozukluğu beyazlara rahat bir saldırı imkanı tanıyacak. H3 ile G4'teki filin yerini sorguluyor Capablanca. Zubarev flash 5 kaçmış ve kale 1 ile oyundaki diğer bir taşını oyun alanına getirmeye çalışıyor Capablanca. Kale F8 ve burada vezir B3 hamlesi geliyor. A6 ya da A4 oynanmış. Burada eğer A6 A4 oynanmayı B5'e izin verirse siyahlar C4 oynayacak sonrasında. Hiçbir zaman unutmayın. Stratejik olarak hangi kanatta oynamak istiyorsanız rakibiniz de karşı kanattan ya da merkezden size karşı olmaya çalışacaktır. Ki sizin dikkatiniz dağılsın. Bölükleriniz tek bir noktaya odaklanamasın. Biz odağı dağıtmamak adına rakibimizin burada diğer kanattan yani vezir kanından gelmesini engelliyoruz. Fil G6 oynamış. Rubavev, Zubarev. Fil D3 beyazlardan Buradaki fili keselim diyor. Arkadaşlar fil D3 örneği şu bakımdan önemli. Birincisi A2 G8 çaprazında bu fil hiçbir işe yaramıyor. Her zaman söylerim taşlarınızdan olabildiğince randıman verim alacak noktalara getirmeniz lazım taşlarınızı. Biz yörüpteki filimizden eğer beyazlar tarafından konuşuyorum. Eğer bir verim alamıyorsak tabii ki fil D3 geleceğiz. Ve rakibin kuvvetli fiille kendi değersiz filimizi değişeceğiz. Örnek veriyorum eğer bu değişimi yapmayı başarırsa beyazlar. Oluşan konumda F5 karesinde ciddi bir çıplaklığı görürüz. Ve bu at eğer H4'ten F5 karesine oturursa hiçbir zaman kalkmayacak. Ve sürekli bir mat atağında siyahları rahatsız edecek. Sevgili arkadaşlar satranç bir sabır oyunu aynı zamanda adım adım ilerliyoruz. Vezir gelmiş siyahlar. Ve burada Kababranka'dan gerçekten teknik şık bir hamle sevgili arkadaşlar. Kababranka burada at D2 oynuyor. Ve F3'teki at herhangi bir noktaya gidemiyorken Atı D2'ye getirip oradan E4'e ve böylece, böylece F6 karesine doğru hedefe yönelmek istiyor Kaba Blanca. Kale 7 siyahlardan şimdi fil G6, FG6 ve at 4 tercihi. Normalde burada fil çarpı G6 ne alaka diyebiliriz. Çünkü siyahın piyonlarını düzeltiyor. Ama şunu unutmayın. Eğer fil E4 gelseydik burada buradaki ata izin vermeyecekti siyahlar ve filleri kesecekti. Şey file karşı at kesecekti. Oluşan konumda ters fil konumu oluşacaktı. Tabii ki bu konuda da konumun beyaza daha iyi söyleyebiliriz ancak ee, filerin ters renkli olması siyahın ee, savunma yönünden bir tık daha rahat olması anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi oluşan konuma geri dönelim. Burada fil g6 aldı beyazlar ve sonrasında at 4 gelerek f6 karesine saldırdı. Şimdi şah g7 geldi. Burada siyahlar ve çok şık bir hamle var. Size soracağım. Kabablanca burada ne oynamış olabilir videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Arkadaşlar Kabablanca Vezir C3 oynuyor ve F6'ya saldırmaya devam ediyor. Eğer f de oynarsanız burada hem At C5 fikri var hem At G5 fikri var. Buradaki kaleye saldırıyor. E, alamıyor görmüş olduğunuz gibi. Alım yapılırsa e, açmaz var alım yapılamıyor. File 5 tarzı bir an yaparsa kaleye 5 fedası var. At A6 şahlar var. Beyaz'ın konumu oldukça iyi. At g5'e direkt kale 8 gelirse yine at 6 gibi bir fikir var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sebeplerle sevgili dostlar bu sebeplerle burada vezir c3 hamlesine file 5 gibi bir hamleyi direkt olarak tercih etmiş Kababranka ve beyazlar c5 ekip yönü almış. Siyah da karşılık olarak bekli ekip yönü alıyor ancak burada gerçekten çok hoş bir hamle var. Yine size yoracağım. Ee, ve burada beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili dostlar. Kababranka bu konumda at g5 geliyor ve Arkadaşlar f alır G5 alırsanız kale çarpı E7. İyi akşamlar. Vezir ve Şah'a aynı anda Şah var. Dolayısıyla burada f alır G5 alınamaz. Kale'ye bir oynarsanız kale'ye bir yine F'ye alır G5 oynarsanız yine kale E7. Yine iyi akşamlar. Vezir alır E7'ye. Vezir alır E7 alıyor. Ve kale file karşı vezir gibi gözükse de ki zaten bu konuda beyazlar daha üstün. Beyazın hem D6, D7, D8 vezir çıkma isteği hem de Vezir çarpı B'den sonra hem kale hem de file yönelik bir saldırı sonrasında en azından bir taş daha geri kazanacağı için beyazlar için rahat bir kazanç diyebiliriz. bu, bu tüm bu sebeplerle kale A8 oynuyor. Zubarev ve burada Kabablanka at e6 koyuyor ve atım artık kalkmaz diyor. Şah f de kale a1 oynamış. E6 yat. Beyaza rahat bir oyun imkanı tanıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu at hem e hattını kapatıyor hem g7'ye saldırıyor. Duruma göre sürekli g5'e gerek açarak şah çekme planları var. C de bakıyor. Yani bir sürü noktayı kontrol eden bir at görmekteyiz. File 5 ile birlikte E hattını kapatmak istemiş. Zubarev. Kapa burada. Vezir C4 oynamış. Kale c e de vezir b3 varmış. Aktif bekleme hamleleri yapılıyor. G3. Kapablanca konumu biraz daha ilerletmeye çalışıyor. At f4. Kaleyi e6'ya koyuyor bu sefer. E6 karesini kale için kullanmak istiyor. Vezir d7 biraz taş kesmiş. Çünkü sonrasında b'deki piyonun düştüğünü görüyor sevgili arkadaşlar. Eğer burada kale e diye kale e alırsanız. Yani vezir çarpı b diye 2 ile savunmak adına. Burada çok güzel bir hamlesi var Kapablanca'nın. D6 şah çekiyor ve kale kaybettiniz. Kale e kapatırsanız da Kaleye E1 yine iyi akşamlar Türkiye yenmesi var. Çünkü E6'daki kaleye üçlü bir saldırı var. Buna karşılık siyahların yalnızca iki taşla koruduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şah çarpı 7 vezir alır B7. Fil çarpı F4. Kaleye E1 şah ve buradaki hamlelerin sonunda özellikle buradaki Kaleye E1 e, file 5'e buradaki D6 hamlesi çok önemli bir hamle sevgili arkadaşlar. Niye diye soracaksınız. Çünkü burada normalde G çarpı F4 almış olsaydık oluşacak kale finalinde siyahların beraber imkanı daha yüksek olacaktı. Mesela şah d6 oynayacaktı siyahlar ve beyazın tüm piyonlarının zayıf noktalarda olduğunu görebiliriz. Bu sebeple savunmak zor olmayacaktı siyahlar tarafından. Arkadaşlar bu sebeple Kababalanka şunu görüyor. Kaleye bir şah çekeyim önce ben diyor. File 5 kapattığı zaman bakın f4 ile file saldıramayız. Vezirimiz istekte. Vezir çarpı değil de alamayız. Çünkü taş geri kalırız. Burada Capablanca D6 gibi muhteşem bir hamleyi görüyor. Keşke size sorsaydım bu hamleyi çünkü çok üst düzey bir hamle. E, fil D6 alınamıyor açmaz var. Vezir D6 alınamıyor bu sefer bu yataydan açmaz var. E, şahı da uzaklaşamıyorsunuz. D'deki vezir boşta. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık muhabbet oldu. Yapacak herhangi bir hamle yok. O yüzden şahı altı oynamak durumunda. Ve Kababilanka'nın hesapladığı devam yoluna gidiyoruz şimdi. Vezir B3 şah çekiyor. Eğer şah d6 alırsanız kale d1 arkada vezir boşta. Dolayısıyla şah f5 oynamak zorundasınız. Buna da vezir d3 bir şah daha çekiyor Kapablanca. Şimdi vezir d3 şah çekildiği zaman eğer siz şahınızı eski kare olan e6 karesine giderseniz e, bir kere daha şah var vezir c4 şeklinde. Bu sefer şah f5 oynarsanız vezir g4 mat oluyor. Yani şöyle oynatalım. Vezir g4 mat oluyor. Yani görmüş olduğunuz gibi vezir sürekli şah çekerek aslında adım adım ilerleyerek vezir g4 matı hazırlıyor. Burada dikkatinizi çekelim. Çok önemli fikir. Bu sebeple vezir c4 şaha şah f5 önemli zaman vezir d3 e şah e6 geri dönemiyoruz sevgili arkadaşlar. Biraz kafanız karışmış olabilir ama aslında çok zor değil. Şah g5 gelmek durumunda. Buraya gelseydi dediğim gibi vezir c4 vezir g4 fikrim vardı. Vezir e3 bir şah daha çekmiş. Şah f5 geri geliyor. Vezir e4 vezir adım adım ilerliyor. Şah e6 ya da şimdi vezir c4 şah. Çünkü Artık Şah F5'e var görmüş olduğunuz gibi. Yani beyaz vezir dolanarak zorla Şah aldı, aldırdı Zubarev'e. Ve sonrasında arkadan veziri kazanmayı başardı Cabablanca. Ve sonrasında burada Siyahlar terk ediyor. Çünkü uzak gibi bir geçer var. Ve vezirle birlikte bu geçer durdurulamayacak. Siyah'ın herhangi bir fikri yok. Çok hızlı hiç yorum yapmadan maçı tekrar ediyorum ki siz de kafanızda fikirleri tekrar edebilin. Tekrar söylüyorum. Yarın 6.30'da Nietzsche üzerinden katılımın herkese açık olduğu ücretsiz bir turnuva var. 5000 TL ödül dağıtılacak. Tekrardan söylüyorum. E, artık bu aralar biliyorsunuz sürekli ödüllü turnuva organizasyonları yapıyoruz. Yayınlarını yapıyoruz. Yine e, gelecek hafta e, Kaliforniya cevizle birlikte bir turna daha yapıyoruz. Birinci AirPod vereceğiz. E, telefon ödüllerimiz olacak. Akıl telefon ödülleri. Mutlaka Satranç TV'nin Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Ve kanala abone olduktan sonra mutlaka bildirim ziline tıklamayı unutmayın ki kaçırmayın turnaları ve ödülleri. Evet bu şekilde oynandı. Ezir 5 Çok güzel bir maçtı bu arada sevgili arkadaşlar. Yani Kavablanca'nın maçlarını izleyip de yani keyif almamak imkansız gibi bir şey. Yani sıcak havadaki soğuk su gibi bir şey Capablanca. Gerçekten muazzam bir teknik, muazzam bir sanat ve muazzam bir şov. Ee, umarım keyif aldığınız bir maç ve keyif aldığınız öğretici bir video olmuştur. Sevgili arkadaşlar yarın görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden Nietzsche's'teki turnuvaya kayıt yaptırmanızı bekliyorum. Oradaki isimlere bakacağım. Ona göre organizasyonu belki e, hani tur sayısı ve süreyi ona göre değiştirebiliriz. Mutlaka kayıt olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.